Hayır olamaz, ben sizsiz ne yapacağım canım arkadaşlarım, hayır. Birisi Esra'yı ve Alperen'i öldürmüş. Ne yapacağım ben onlar olmadan, ne yapacağım, ben onları çok seviyordum. Doktor bey, durum ne, kurtaramaz mıyız Alperen'i ve Esra'yı ha? Maalesef Kerem komiserim, maalesef. Artık her şey için çok geç, çoktan ölmüşler. Hayır ya, hayır. Efekan canım, yapacak bir şey yok yani. Kaybettik onları, kaybettik. Biliyorum canın çok yanıyor ama yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin, başın sağ olsun. Yapacak bir şey var Kerem komiser, var. Neymiş Efekan o? Acını hafifletmek için ne gerekiyorsa yapalım. Ne yapmak istiyorsun ha? Ne yapmak istiyorsun? Söyle bana. Kerem komiserim, ben gideceğim, çok fazla kas yapacağım. Ondan sonra sen de beni polis yapacaksın. Sonra birlikte Alperen ve Esra'ya bunu yapan, onları öldüren kişiyi bulacağız ve ceza sesini çektireceğiz ona. Peki madem Efekan'cım, sen nasıl istiyorsan öyle olsun madem. Tamam. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere şehirdeki bir kişi Esra'yı ve Alperen'i öldürdü. Evet, onları öldürdü. Şimdi sizinle birlikte o katili bulacağız ve ona cezasını çektireceğiz arkadaşlar. Şehrimizdeki bütün şüphelileri buraya topladık arkadaşlar. Buradaki herkes şüpheli, bunları tek tek sorgulayacağız. Suçlumuzu, Efekan'ın arkadaşları Alperen ve Esra'yı öldüren katili bulacağız. Suçlu olduğunu düşündüğümüz şüphelilerimizi ise çukurumuzun dibine atacağız arkadaşlar. Çukurumuzun dibinde kaslı polis Efekan var. Efekan arkadaşlarının intikamını alabilmek için çok fazla kas yaptı. Ben de onu polis yaptım, çukurun dibine geçti. Çok kaslı haliyle çukurun dibinde bizim şüphelileri sorgulamamızı bekliyor. Arkadaşlarının katilini bulup onlardan intikam almak istiyor arkadaşlar. Baksanıza, çok kaslı olmamış mı Efekan? Lütfen yorumlarda yazın. Neyse, çok vakit geçmeden katilimizi bulalım arkadaşlar. İlk önce şüphelilerimizi tanıyalım. Bakalım kimler şüpheliymiş. Evet, şöyle ilk şüphelimiz Roblox oyunundan gelen Noob karakteri. Kendisi Minecraft'ta değil, Roblox'ta normalde. Burada ne işi var sorgulayıp öğreneceğiz. Burada ise kar maskeli, elinde silah ve paralar olan hırsıza benzeyen birisi var. İkinci şüphelimiz bu. Üçüncü şüphelimiz ise herkesin tanıdığı fakir arkadaşlar. Efekan'ın dedesi fakir. Fakiri seviyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Fakirin karşısında ise dördüncü şüphelimiz var arkadaşlar. Polis kılığına girmiş, elinde silah olan Noel Baba. Ama kendisi bir polis değil, sadece polis kılığında. O yüzden ondan çok şüpheleniyorum. Onu da sorgulayacağız. Burada ise en büyük futbolculardan biri Ronaldo var arkadaşlar. Onun karşısında ise Messi var arkadaşlar. O da bir futbolcu. Sizce Messi mi daha iyi futbol oynuyor yoksa Ronaldo mu? Lütfen yorumlarda yazın. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Bakalım hangisi daha iyi? Burada ise zengin var ama zengin tuvalet kafa olmuş arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz kendisi klozetin içinde. Aynı tuvalet kafa Hasan gibi, o da tuvalet kafa olmuş. Onun karşısında ise Baldi'nin çocuğu Baldican var arkadaşlar. Baldi'nin bebeği. Arkadaşlar, Efekan'ı ve arkadaşlarını seviyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Bakalım Baldi'nin bebeği de Baldi gibi kötü bir isimi. Burada ise arkadaşlar benim süper kahraman ikizim var. Görüyorsunuz süper Kerem komiser var. Yani ben çok daha yakışıklıyım bence ondan ama neyse. Hadi, onun karşısında ise bu robot adam var. Kendisi robota dönüşebiliyor arkadaşlar. Böyle insan da olabiliyor, robot adam var. Son iki şüphelimizden biri ise mafya babası Polat Alemdar. Kendisi bütün mafyaların babası. Son şüphelimiz ise arkadaşlar mutant üvey anne Ceren. Evet, şüphelilerimizi tanıdık arkadaşlar. Sizce bu şüphelilerden Efekan'ın arkadaşlarını öldüren kişi kim? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Bütün yorumlara da kalp atacağım. Hadi bakalım sorgumuza başlayalım arkadaşlar. Bu Roblox karakteri neden gelmiş soralım bakalım. Yoksa Efekan'ın arkadaşı Esra ve Alperen'i öldürmeye mi geldin Minecraft oyununa ha? Söyle bakalım neden geldin ha, söyle. Ya Kerem komiser, kimseyi öldürmeye falan gelmedim ben. Roblox oyunu kapandı, ben de mecburen buraya geldim. İnanmıyorsan yorumlarda sor. Roblox kapandı değil mi arkadaşlar? Kapandı Roblox. O yüzden geldim yani. Suç işlemeye falan değil. Lütfen gönderme beni. Gidecek hiçbir yerim yok. Arkadaşlar bu arkadaş doğruyu mu söylüyor? Roblox kapandı mı gerçekten? O yüzden mi burada? He? Yorumlarda yazın lütfen. Ona göre bunun gitmesine izin vereceğim. Evet, Roblox gerçekten kapanmış. Tamam, seni Minecraft'ta ağırlayabiliriz. Burada yaşayabilirsin bundan sonra. Suçu sen işlememişsin. Gidebilirsin. Ama senin karşındaki kişi çok şüpheli. Elinde silah ve paralar var. Bir de maske takıyor. Yoksa Efekan'ın arkadaşlarını öldürdün, paralarını çaldın, tanınmamak için de maske mi taktın ha? Söyle bakalım.
bakalım. Ya yok Kerem komiser ya, benim yüzümde çok sivilce var, ondan utanıyorum, ondan maske takıyorum ben, kimseyi öldürmemişim. Bu elindeki silahı nasıl açıklayacaksın ha? Elindeki silahı nasıl açıklayacaksın? Sen Kerem komiserim, o oyuncak tabanca ya, boncuklu tabanca, gerçek değil, öyle rastgele oyuncak diye oynuyorum ben onunla. Vallahi gerçek değil ya, istiyorsan sana ateş edeyim. Oldu, ya gerçekse, ya gerçekse, ayrıca bu paralar ne? Gerçekse ölürsün Kerem komiser yani, ne olacak, ama gerçek değil, merak etme, paralar da dedemin emekli maaşı. Kendisi çok yaşlı, evden çıkamıyor, ben çektim onun yerine bankadan parayı. Ya hadi lan oradan pis yalancı, basbaya soyguncusun, hırsızsın sen. Bu paraları silahla insanları korkutarak çalmışsın, maskeyi de tanınmamak için takmışsın. Seni çukurun dibine atıyorum, bir de beni salak yerine koyuyorsun, defol git. Şimdi Noel baba sen söyle bakalım, neden polis kılığına girdin? Söyle bakalım, yoksa polis kılığına girip hiç kimseye yakalanmadan Efekan'ın arkadaşlarını sen mi öldürdün? Yok Kerem komiser, ne alakası var, ne alakası var? Biliyorsun artık yılbaşı geliyor, size hediyeler almam lazım, yoksa beni sevmezsiniz. Polis kılığına girmenle bunun ne alakası var yani, hediyenin ne alakası var? Polis kılığına girip Kerem komiser, insanlardan para alıyorum, onları hapse atarım diye tehdit ediyorum. Onlar da bana hapse girmemek için para veriyorlar. O paralarla yılbaşında şehirdekilere hediye alacağım. Ulan seni pislik, git bir işte çalış, meslek edin, öyle yani para kazan, niye insanları kandırıyorsun? Bir de bize hediye almak için yapıyormuş, seni pislik yalancı Noel baba. İstemiyoruz lan senin hediyeni, defol git, defol, insanları kandırıyorsun, seni pislik. Fakir şimdi sen söyle bakalım, sen neredeydin, ne yapıyordun? Yoksa torunun Efekan sürekli arkadaşlarıyla takılıyor, seninle hiç vakit geçirmiyor diye arkadaşlarını öldürdün mü he? Söyle bakayım, sen mi öldürdün Alperen'le Esra'yı he? Neredeydim, ne yapıyordum? Güzel soru. Araba mı yıkıyordum Kerem komiser, araba mı? Çok kirlenmiş de, çok kirlenmiş. İyi de fakir, senin araban yok ki. Doğru, benim arabam yok. Pis yalancı, hemen doğruyu söyle, neredeydin, ne yapıyordun, katil sen misin? Tamam ya, tamam, söylüyorum, Aslı polisle kahve içiyorduk, sonra da sinemaya gittik. Lan Aslı polis benim karım lan. Şerefsiz, benim karımı kahve içmeye götürmüş, bir de sinemaya götürmüş sonra, defol git çukurun dibine. Ronaldo sen neredeydin, ne yapıyordun? Bak zaten fakire çok sinirliyim, benim karıma asılmış, vallahi seni çok kötü yaparım. Söyle bakalım, artık futbolcu değilsin de katil misin, insanları mı öldürüyorsun? Efekan'ı ve arkadaşlarını sen mi öldürdün ha, katil mi oldun? Kerem komiser, ben katil falan değilim ama olmama çok az kaldı. Bu karşındaki Messi var ya, öldüreceğim. Sürekli benden daha iyi top oynadığını söylüyor. He? Halbuki ben ondan kat kat daha iyi topçuyum. Hadi lan oradan Ronaldo, ben senden çok daha iyiyim oğlum. Vallahi çok kötü yaparım lan seni, çok kötü yaparım, asıl ben seni öldürürüm. Sen kimsin benden iyi topçu olacaksın lan, kimsin? Anladım, siz kavga ediyormuşsunuz o sıra, hala kavga ediyorsunuz. Oğlum siz manyak mısınız lan, gidin bir tane futbol maçı yapın, kim daha iyiyse belli olsun yani. Ya da arkadaşlar yorumlarda yazın, Ronaldo mu daha iyi, Messi mi? Bakalım kim daha iyiymiş, böylelikle çözelim yani, tamam mı? Hadi gidin, işim gücüm var, sizinle uğraşamam. Efekan'ın arkadaşlarının katilini bulmam gerekiyor. Zengin söyle bakalım, sana ne oldu, sen mi yaptın yoksa? Alperen'le Esra komik sanıp seni tuvalet kafa yaptılar, sen de sinirlenip öldürdün mü onları he? Doğruyu söyle bana, doğruyu söyle. Ya yok Kerem komiser, telefonumla tuvalete girdim, bayağı karnım ağrıyordu, bir girdim TikTok falan izliyordum, sonra uyuyakalmışım tuvalette. Sabah bir uyandım böyleyim, ne olur yardım et bana, tuvaletin içine girmişim, sıkıştım burada. Yürüyemiyorum bile, nasıl gidip insanları öldüreyim, elim kolum yok, klozetin içine sıkıştı. Ya vallahi zengin yardım ederdim de çok kötü kokuyorsun ya, çok kötü. Şimdi seni bu klozetten çıkarmaya çalışsam belki ben içinde kalırım yani, bir de her yerim çok kötü kokar, kaka kokar yani. Ne olur Kerem yardım et, çıkayım bunun içinden, ne olur, ben böyle yaşamak istemiyorum, ne kadar para istiyorsan veririm. Üzgünüm zengin ama belli ki sen öldürmemişsin yani, o yüzden gitmene izin veriyorum. Ya hareket edemiyorum diyorum, gitmeme izin veriyorum Kerem, yardım et. Üzgünüm zengin, üzgünüm, yardım edemem. Senin gibi tuvalet kafa olmak istemem Baldican, sıra sende. Yoksa baban gibi kötü birisi misin sen de he, kötü müsün? Efekan ve arkadaşlarını kıskanıp öldürdün mü onları he? Ya yok Kerem komiser, ben kimseyi öldürmedim, kimseyi öldürmedim. Ben Esra'ya aşıktım, neden öldüreyim onu? Ben de çok üzüldüm, asla öldürmem Esra'yı. Belki de Esra da Efekan'a aşık olduğu için öldürdün he? He? Ya hayır, ben Efekan'ı öldürme planı yapıyordum, Efekan'ı öldürme planı. Ne demek Efekan'ı öldürecektin, yani sen de aslında bir potansiyel katilsin.
seni gidi baldıcam. Sen de çukurun dibine gideceksin. Kimseye zarar vermene izin vermeyeceğim. Şimdi sen söyle bakalım Süper Kerem Komiser. Sen neredeydin, ne yapıyordun? Yoksa Süper Kerem Komiser rolünde aslında kötü biri misin? İnsanları kandırıyor musun süper kahramanmış gibi he? Aynen öyle Kerem Komiser. İnsanları kandırıyorum iyi biriymiş gibi. Bana güveniyorlar aynı Efekan ve arkadaşları gibi. Sonra onları öldürüyorum. Böyle böyle şehirdeki herkesi öldüreceğim. Herkesi, herkes bana güvenecek, sonra ölecekler. Bütün şehir benim olacak, şehri ele geçireceğim. Lan katilimiz ortaya çıktı arkadaşlar, görüyor musunuz? Kendisi süper kahramanım diye kandırıyormuş bizleri. Aslında kötü biriymiş, Efekan'ın arkadaşlarını o öldürmüş. Buna asla izin vermeyeceğim, şehri ele geçiremeyeceksin. Kasla Efekan gösterecek sana. Evet arkadaşlar, sayenizde katilimizi bulduk. Aslında süper kahraman değilmiş, benim kötü ikizimmiş o. Evet, onu çukurun dibine attık. Efekan şimdi ona gününü gösterecek. Sorgumuz başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Sayenizde suçlumuzu bulduk. Çok teşekkürler. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada ben sizleri çok seviyorum. Siz de çok seviyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.